Efendim bakın şimdi Iğdır'dan bazı görüntüler gelecek. Görüntüleri izledikten sonra bakalım nasıl siz yorumlayacaksınız. Ama habere göre berberlik yapan Iğdır'da Ferdi Döner sosyal medyada çıraklarına işkence yaptığı görüntüleri yayılınca bir anda gündem haline geldi. Yere sabunlu su döktürüp çıraklarını süründüren ve zorla da onlara şınav çektiren berber görüntülere tepki yağınca bir açıklama yaptı. Açıklaması şu: çıraklarına ceza vermediğini söylüyor, onlara spor yaptırdığını iddia ediyor. Demek istemiyorum. Sürün. Bu dövmeyi kaldırmışım, sürün. Sabunlu suyu berber dükkanının zeminine döktürüp çıraklarına yarı çıplak süründürdü. Üstelik süründürmekle de kalmayıp üstüne şınav çektirdi. Bağlar Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Ferdi Döner sözünü dinlemeyip birbirlerine saygısızlık yaptıklarını iddia ettiği çıraklarına ceza vermek istedi. Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine lafı arzı gelen, saygısızlık yapan adamı affetmeyeceğim. Sürün dostum. Kardeşim sürün. Bunu nasıl yapıyorsan böyle yap. Dostum sürün dedi. Mermer zemine sabunlu suyu döktürüp çıraklarını önce yerde süründürdü. Sonra da eline sopa alıp artık dövmeyi bıraktığı için böyle cezalandıracağını anlattı. Ya buraya kadar, hançere buraya kadar gel. Buraya. Buraya. Ya adam gülsün. Dön geri. Geri dön. Yeşil toplarla da sürün. Dövmek istemiyorum. Sürün. Dövmeyi kaldırmışım, sürün. Süründürdüğü çıraklarını ardından zorla şınav çektirdi. Dükkandaki müşterilerden biri cep telefonuyla çektiği bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca binlerce kez paylaşıldı. Görüntülere tepki yağınca aynı berber cezalandırdığı çıraklarını yanına alıp yeni bir görüntü çekti. Az önce kendimi sosyal medyada gördüm. Ben arkadaşlarla birlikte burada temizlik yaparken arkadaşlarla bir şınav spor amaçlı bir şaka eğlence tarzında bir video çektim. Akşam spor ve eğlence amaçlı aktivite yaptık. Yani eğlence olsun diye temizliği yaptık ve spor amaçlı. Yaptıklarını spor amaçlı diye savunan berber gelen tepkilerden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Bu şekilde sosyal medyada olduğumuz için üzgünüz.